Merhabalar, ben Eyüp Yıldırım. Otokon Bilişim Ekibi üyesiyim. Bugün Java Problem Çözümü serimizin ikinci videosunu yapacağız. Bugün çözeceğimiz problem, Project Euler sitesinde de yer alan Even Fibonacci Sum isimli problem. Problem bize şundan bahsediyor. Fibonacci serisinin ne olduğundan bahsediyor ilk önce. Sonra da bizden 4 milyonu aşmayacak şekilde Fibonacci serisinin çift sayı üyelerinin toplamını istiyor. Yani 4 milyonun altında kalan Fibonacci serisinin çift üyelerinin toplamını bulan bir program yazacağız. Java kullanarak. Hemen dilerseniz başlayalım uzatmadan daha fazla. Bunun için bir tane metot yeterli olacak. Çift Fibonacci toplamı diyelim. Bir tane de bu integer n alacak. Bu alacağı n kaç, hani hangi sayıyı geçmesin? Kaçın altında kalan sayıları toplasın olacak. Yani biz buraya 4 milyon vereceğiz. Project Euler'daki problem bizden bunu istediği için. Şimdi ilk önce 3 tane burada integer tanımlayacağız. Birincisi önceki Fibonacci olacak. Ve bunu 1'e eşitleyeceğiz. Sonra bir tane mevcut Fibonacci tanımlayacağız. Bunu da 2'ye eşitleyeceğiz. Ve bir tane de bizim mevcut toplamımızı. Hani çift Fibonacci toplamı. Bu da şimdilik 0 olacak. Şimdi Fibonacci serisini bilmeyenler için şöyle bunu döneceğiz en sonunda. Fibonacci serisini bilmeyenler için Fibonacci serisi şöyle ilerler. 1, 2, 1 ve 2'nin ilk iki terimi olmak üzere sonraki terimler hep önceki iki terimin toplamıdır. Mesela 1 artı 2, 3. 3 artı 2, 5. 5 artı 3, 8. 8 artı 5, 13 şeklinde bu şekilde ilerler. Bizden istenilen problemde tekrardan bu 2, 8, 34 gibi sayıları, çift sayılarını Fibonacci serisinin toplamını bulmak. O yüzden şimdi bizim yapacağımız şeyi burada belirledik. Önceki Fibonacci'yi belirledik, mevcut Fibonacci'yi belirledik. Mevcut Fibonacci sayısını kontrol edeceğiz. Hatırlarsanız geçen bölümde çift hani kalan operatöründen bahsetmiştim. Yüzde operatöründen bahsetmiştim Java'daki. Yine bundan yararlanacağız. Ve farklı bir akış kontrol komutu kullanacağız. Do while kullanacağız. Do diyeceğiz. Bunu da açıklayacağım birazdan ne olduğunu. Şimdilik şunu true diyelim. Şimdi do while şu demek. Do bildiğiniz üzere yapmak İngilizce'de. Hani buraya içeriye yazacağımız şeyi ne olursa olsun bir kere yapacak. Sonra while'a gelecek. Özür dilerim, şu olmaması gerekiyordu burada. Ya da o da bilir, fark etmez şu anda. Hani şimdi buraya true dediğimiz için bu sürekli dönecek. Bu yüzden burası hata veriyor şu anda. Şimdi birazdan düzelteceğiz. Do bloğundaki komutları bir kere uygular en azından. Eğer while buraya içerisine yazdığımız ifade doğru tutarsa tekrar uygular. Sonra tekrar buradaki ifadeyi kontrol eder ve doğruysa tekrar uygular. Burası yanlış olana kadar bu tekrar eder. Şimdi burada burada şuna bakacağız. If diyeceğiz. Mevcut Fibonacci'miz bizim. Bölü yani 2'den kalanı 0'a eşitse, yani 2'ye tam bölünüyorsa bu demek. Çift Fibonacci toplamına ekleyeceğiz bu sayımızı. Artı mevcut Fibonacci. Burada basit bir birçok programa dilinde bulunan bir operatör gibi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada eğer bir sayının kendisine bir eklemede bulunacaksak şöyle diyebilirsiniz. Direkt artı eşittir dersek bu operatörün solundaki sayı
artı sağındaki sayı eşittir. Yani solundaki sayıyı eşitler. Solundaki sayıyla sağındaki sayıyı toplayıp solundaki sayının değişkenini eşitler. Yani temelinde yaptığı şey bu operatörün. Ve burada bir şey daha isteyeceğim ben. Bu mevcut Fibonacci'yi yazmasını isteyeceğim ki bu çift Fibonacci'leri görebilelim biz sonrasında programımızda. Hani hangi çift Fibonacci'leri toplayarak gelmişiz ki bir problem var mı yok mu kontrol edebilelim. En azından belli bir noktaya kadar. Sonra burada alt kısımda artık yeni Fibonacci geçişimizi yapacağız. Önceki Fibonacci'yi şimdi burada yeni bir tane daha değişken oluşturacağız. Bunu da yeni Fibonacci yapacağız. Ve diyeceğiz ki yeni Fibonacci eşittir önceki Fibonacci artı mevcut Fibonacci. Çünkü neden? Bildiğiniz üzere bir sonraki terim önceki iki terimin toplamı. 1 artı 2, 3. 2 artı 3, 5 gibi. Bizim şu anda önceki terimimiz 1, mevcut terimimiz 2. Yeni terimimiz de bu ikisinin toplamı olacak. Sonra mevcut Fibonacci'yi önceki Fibonacci'ye eşitleyeceğiz. Pardon, özür dilerim, tam tersi. Önceki Fibonacci'yi mevcut Fibonacci'ye eşitleyeceğiz. Çünkü artık kullandığımız mevcut Fibonacci değişti. Ve mevcut Fibonacci'yi de yeni Fibonacci yapacağız. Sonra while'da kontrol edeceğimiz şey şu olacak. Diyeceğiz ki eğer ki mevcut bizim buraya yeni gelen Fibonacci sayımız bize şurada verilen en sayısını yani bizim sınırımızı geçiyorsa sınırımızdan küçükse diyelim sınırımızdan küçükse devam et. Yani gerçekleştirmeye bu döngüyü bu do'daki bu bloktaki bütün komutları uygulamaya bütün satırları uygulamaya devam et diyoruz. Ama eğer eni geçmişse dur diyeceğiz. Ve çift Fibonacci toplamını döneceğiz. Şimdi dilerseniz gelip önce birkaç tane ufak sayıyla deneyelim. Mesela 100'ün altındaki çift Fibonacci sayılarıyla deneyelim ilk önce. Çalıştıralım. Özür diliyorum. Pardon, tabii ki de komutu kullanmamız lazım. Metodu kullanmamız lazım. Evet. Bu hatta şöyle de belirtelim de hangisinin toplam olduğu daha net anlaşılsın. Bugün kusura bakmayın bu hatalar için. Tamamdır. Şimdi oldu. Tekrardan çalıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi biz 100'ün altındaki çift Fibonacci sayılarını buldu ve onların bize toplamını verdi. Kontrol edelim doğru mu diye. Hani 100'ün altını en azından kontrol edebiliriz. Şimdi 2'yi verdi bize, 8'i verdi, 34'ü verdi. 34'ten sonra 55 gelir, 34 artı 21'den ve 89 gelir. Sonra zaten 100'ü geçer. Ve evet, 100'ün altında kalan Fibonacci sayılarından sadece 2, 8 ve 34 çift. Şimdi Project Euler'ın bizden istediği sayıyı deneyelim. 4 milyonu deneyelim. Bu şekilde. Evet. 4.613.732. Bunu gidip tek tek deneyebilirsiniz ama ben burada programa güvenmeyi tercih edeceğim. Bize burada hangi sayıları topladığını da verdi. 2, 8, 34, 144, 610 gibi. Çift Fibonacci sayılarını toplamı 4 milyonun altında kalan çift Fibonacci sayılarının toplamı 4 milyon 613.732'ymiş. Bu videodan bu kadar. Eğer kodlarına ulaşmak isterseniz yine GitHub linki aşağıda mevcut olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda lütfen neyi daha iyi yapabilirim, neyi geliştirebilirim bunlardan bahsetmeyi lütfen unutmayın. Onun dışında eğer siz de katkı sağlamak isterseniz, sizin de mevcut bir probleminiz varsa, hani çözmemizi istediğiniz bir problem elinizde varsa bizi iletebilirsiniz. Yorumlardan olsun ya da başka yollarla olsun. Çok izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi günler.